Evet sevgili dostlar, sponsorlarımızın katkısıyla hazırlanan videoya hepimiz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şimdi şöyle bir cümleyle giriş yapacağım. Normalde önemli şeyleri en sona saklarım ama bu sefer başta söyleyeceğim. Hani bir golbar.com ekibiyle konuşurken şöyle bir soru sordular. Ne diyorsun hocam, şampiyon mu Fenerbahçe gibisine? Ben dedim ki 20. hafta olmadan kimse şampiyon denmez. Fenerbahçe'nin şampiyon olması için mesela Trabzonspor maçlarından, Sivas maçlarından en az 4 puan alması lazım. Evinde derbileri hiç olmazsa kaybetmemesi lazım. Ha, kazanırsa zaten alıp başını gider. İşte deplasmanda derbilerde kaybetmemesi lazım. Yani süreç uzun bir süreç. Ya bizim taraftar hayalperest ya da Türk taraftarı hayalperest. Ya çok fazla etmem var ya. Öyle 10. maçta şampiyon falan belli olmaz. Ha, oynanan futbol, yedeklerin katkısı falan. Şu an Fenerbahçe'de gayet güzel. Jesus etmeni gayet güzel. Ama yarın bir gün dangalanan biri çıkar. Tüm sistemin içine eder. Ha, bu her takım için geçerli. Ya en iyi maçta seni kepaze eder. Mesela Başakşehir. Dünkü Başakşehir. Ya dünkü Başakşehir Süper Lig'deki her takımı yener. İstisnasız yener. Ama bir bakarsın bir maçta maçın 5. 6. dakikasında salağın biri çıkar. Kırmızı yer. Yani alırsın başına belayı. Ya da şöyle söyleyeyim mesela Galatasaray-Alanya maçı var. Hani bu kadar algı işe yarayacak muhtemelen Galatasaray'a kazandıracaklar fikri var ama ya Alanya Spor maçı kazanırsa? Galatasaray ne kurtaracak bu saatten sonra? Aynı tuşa basma hatasını. Mesela Galatasaray Alanya'yı yendi diyelim fark etmez. Aynı tuşa basma hatasını yarın bir gün liderliğe oynarken Beşiktaş yaptı diyelim ya da Trabzon yaptı diyelim. Fakat ters tepti. İşte Fener kullanıyor dedi, şöyle de böyle de Fener kazandı, gitti kendi evinde yenildi. Ah, al aşağısın, bayır aşağısın. Gitti, bütün emekler gitti. Nitekim Süper Lig böyle bir lig arkadaşlar. Bakın mesela Fenerbahçe'de İsmail Yüksek dün yardımla stattan ayrıldı, farkında mısınız? Başakşehir maçında sakatlandı, oyundan çıktı. Sakatlandı, oyundan çıktı. Ki biliyorsunuz bizde sakatlanan bir 2-3 ay gelmiyor. Yani bu da bizim kaderimiz ama yüksek tempo oynadığımız için bu normal. Hani ayağını zorlamamak için kulüp yetkililerinin desteğiyle stattan ayrıldı. Hani maça 11'de başladı ama 67. dakikada yerini William Arao'ya bıraktı. Zaten Arao girdikten sonra da asist yaptı. En azından İsmail'i sevindiren olay da bu olmuştur. Şu an için resmi bir bilgi yok ama Fenerbahçe sağlık konusunda resmi çok fazla bilgi vermiyor bu sezon. Sizler de şahitsiniz zaten. Şimdi İsmail'e de geçmiş olsun dediklerimizi iletiyoruz. 6 ay boyunca Başakşehir galibiyetinden sonra konuşmuş arkadaşlar. Diyor ki bazen işler istediğiniz gibi gitmiyor diyor. Ben kısaca Altay Bayındır'ın konuşmalarına da değineyim. Çünkü ben bütün futbolcularımıza eşit mesafede bir yorumcuyum, teknik direktörüm diyecektim ya. Şimdi Altay Bayındır diyor ki bir galibiyetten sonra şampiyon olunmuyor. Bir mağlubiyette de şampiyonluk gitmiyor. Her maça final maçıymış gibi odaklanmak önemli diyor. Zaten Fenerbahçe'deysin her maç final maçı. Her maç final maçı. Türkiye Kupası'nda rakip kim çıktı bilmem kaçıncı lig takım. Final maçı. Tabii. Final maçı. Sen kaybetti al aşağı git diye bekleyen milyonlarca kişi var. Çok önemli bir maçtı bizim için. Maç eksiğimiz olmasına rağmen lider durumdayız. Bu şekilde devam etmek için çalışacağız. Bu hafta Avrupa Ligi maçımız var. O maçı da en sağlıklı şekilde geçeriz inşallah. İnşallah. Böyle maçlardan alınan 3 puanlar değerlidir. Bu haftayı bu akşamı kapatıp yarından itibaren önümüzdeki maça odaklanacağız diyor. Hiçbir şekilde bana olumlu ya da olumsuz yansıması olmadı. Hepimiz profesyonel oyuncularız. İşimiz çalışıp kulaklarımızı tıkayıp işimizi yapmak. Bazen işler istediğimiz gibi gitmiyor. Ben geçen hafta Ankara Gücü maçından sonra da söyledim. Avrupa Ligi'ndeki pozisyonu penaltı olarak görmüyorum. Çünkü topa değmiştim. Ondan önceki maçta da pozisyon yaşadık. Futbolda böyle durumlar olabilir. Bir oyuncu pas hatası yaptığı zaman morali bozuluyor. Bir de ona yüklenmek iyice moralini bozuyor. Güçlü bir mantalitesi yoksa diyor. Biz içeride de konuşuyoruz. İyi bir takım olduk. İnşallah bu şekilde devam ederiz diyor. Sözleşme uzatmayla ilgili bir soru soruldu. Menajerlerimiz sözleşme konusunda görüşüyorlardır diyor. Bakın bu tarz konular futbolcuların konuları değil. Menajerlerimiz var bu konularla ilgilenen. Onlar görüşüyorlardır. Kritik bir dönemdeyiz. Yoğun bir programımız var. İşimize odaklandık. İlerleyen günlerde neler olur hep beraber göreceğiz diyor. Kendisiyle ilgili tribünde bir pankart açılmış. Destek amaçlı güzel bir pankart açılmıştı. Ben de maç sonunda gittim. Teşekkürlerimi sundum. Pozitif anlamda destek gördüğümüzde biz de pozitif anlamda motive oluyoruz diyor. Bir galibiyette şampiyon olmuyor. Bir mağlubiyette de şampiyonluk gitmiyor. Her maça final maçıymış gibi odaklanmak önemli. Hocamız da bizi bu doğrultuda hazırlıyor. Bizler önümüzdeki maçı kazanmaya çalışarak devam edeceğiz diyor.
Kaleci pozisyonunun çok odaklanılması gereken bir mevki olduğunu belirtiyor. Diyor ki kalecilik böyledir. Kurtarırsın, kurtarırsın. Bir hata olur, sonra sıkıntı çıkar. Çok odaklanılması, hani bir pozisyonda oynuyorum, odaklanılması gereken. Böyle şeyler olabiliyor. Bir sabırsızlık ve şampiyon olma isteği var. Bir bütün olarak mücadele edersek başarı gelir. Olumlu ya da olumsuz biten maçın ardından pozitif devam etmemiz gerekir. Çünkü bazı insanların kırılgan yanları olabiliyor. Sağlam kalmaya çalışsa da bizler de insanız, inşallah bu şekilde yolumuza devam ederiz diyor. Bu arada lütfen Altay'a desteğinizi kesmeyin. Arkadaşlar bakın kaleci kısmı böyledir. Yani kaleci hata yapınca gol olur. Forvet hata yapınca hata. Orta saha hata yapınca hata. Ama savunma oyuncusu ve kaleci gol yapınca, yani kaleci hata yapınca ya kırmızı kart ya gol olur. Yapmayın etmeyin. Şimdi geldik Erol Bilecik kısmına. Başkan vekilimiz ve kulüp sözcümüz Sayın Erol Bilecik. Bize verilmeyen penaltının linkini futbolda edalet arayan arkadaşlara memnuniyetle göndereceğiz. Şimdi bir şey söyleyeyim mi? Eskiden annelerimiz babalarımız bize bunu çok yapardı. Oğlum derdi, kızım derdi. Bak işte hani bana laf getirme. Getiriyorsan da şundan getirme. Yani laf geliyorsa da şundan gelmesin be derdi. Yani şundan gelmesin. Kimden gelirse gelsin şundan gelmesin. Şundan bana laf duydurma derdi. Muhtemelen Galatasaraylılar da dün yönetimlerine dediler ki ulan bize de laf getiriyorsanız getirin işte. Babel mi, Feguli mi nereye şikayet ediyorsa etsin ama ulan Fenerbahçe kazanıp da bize laf getirmeyin demiştir. Ama başkan vekilimiz kulüp sözcümüz Erol Bilecik Medipol Başakşehir'in ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. En büyük teşekkürü özellikle taraftarımıza, oyuncularımıza ve müthiş bir öngörü ve muazzam yönetimiyle başta Jesus olmak üzere tüm hocalarımız ve bütün teknik kadromuzla paylaşıyoruz. Önce haklıya hakkını teslim etmiş. Devamı var. Bize verilmeyen penaltının linkini futbolda edaleti arayan arkadaşlara memnuniyetle göndereceğiz. Ligin en az gol yiyen takımıyla karşılaştık. Biz de en fazla gol atan takımıydık. Zor bir maç olacağını biliyorduk. Çok keyifli bir maç oldu. Ama her şeyden önce 90 dakika boyunca göstermiş oldukları mücadele, azim ve uğraş için şükranlarımızı paylaşıyorum. Hepsine helal olsun. Bu güzel akşamı farklı yorumlamak istemem. O kadar şahane ve muazzam bir futbol oynandı ki. Günün sonu itibariyle verilmeyen bir penaltımız var. Bu arada verilmeyen iki penaltımız var. Ya birçok kişinin dikkatine kaçıyor. Arkadaşlar Erol Bilecik. Abi izlemiyor musun benim canlı yayınımı ya? İzlemiyor musunuz benim yorumlarım? İki penaltının olduğunu ben söyledim ya. Ya arkadaş birazcık izleyin ya. Diyor ki bir penaltımız var. Bunu da kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Ama şunu da keyifle söyleyeyim. Futbolda hafta içerisinde adalet peşinde koşan, bu konuda hakem kesen, muhtelif örnekler, konuşanlar gördük. Biz de bize verilmeyen penaltının linkini futbolda edalet arayan arkadaşlara memnuniyetle göndereceğiz. Hafta bittikten sonra salı günü o arkadaşlardan edaletin ne tarafında olduklarını yorumlamalarını isteyeceğiz. Ben buradaki takdiri kamuoyuna bırakıyorum diyor. Hani bazı laflar vardır. Karşındaki kişiye şey dersin. Ben senin işte şu akrabanı şöyle yapayım dersin. Bu seni haksız duruma düşürür. Bazı laflar vardır. Karşındaki kişiye öyle bir cümle kurarsın ki. Karşındaki kişi der ki keşke küfretseydi. Keşke anneme sövseydi der. İşte bu öyle bir şey. Eminim şu anda malum takımın malum taraftar kesiminden bir kesim diyordur ki keşke anamıza sövselerdi. Keşke maç boyunca taraftarlar sövselerdi, şunu yaşamasaydık diyorlardır. Eminim diyorlardır. Çünkü şu küfürden daha beter. Maçı kazanmışsın. İki tane penaltın verilmemiş. Diyorsun ki madem hakkı yenilenlerinkini kanalımızda paylaşacağız diyorsunuz. Alın paylaşın. Üstelik bir hafta boyunca dediniz ki bu adamlar hakemle kazanıyor. Bu adamlar hakemle kazanıyor. Bu adamlar hakemle kazanıyor. Al paylaş. Aleyhine yazmışlardı işte Fenerbahçe lehine 4 tane hata, aleyhine 1 tane hata. Al 3 tane oldu aleyhine hata. Hadi paylaş. Paylaşsan bir dert, paylaşmasan bir dert. Hani diyor ya al sana bir kaya, nerene dayarsan daya. Devam edelim Erol abinin sözlerine. Futbolda adalet herkesin duygularına göre ortaya koyabileceği bir şey. Bu istekleri anlayabiliyoruz ama bu konuda adalet peşinde koşuyoruz diyenlerin üslubuna da dikkat etmesi gerekir. Tamamıyla hak diye bir şey söz konusu değil. Yani haksızlıklar içerisinde adaleti arar pozisyondalar. Üslup her zaman haklı olmaktan çok daha önemlidir. Sanki olay yerinde bir şey var. Katil arayanlar, bulanlar vesaire. Hiç görmediğimiz bir üslupla kelimelerle tanımlamalar ortaya konuluyor.
Bu ayrıca futbolun ne adaletine, ne genel gidişatına, ne de olması gereken genel akışa yakışıyor. Herkesin kendini toparlaması gerekir. Önümüzde uzun bir süreç var. Biz kendi açımızdan 10. haftamızı geride bıraktık. Taraftarlarımıza teşekkürlerimizi memnuniyetle paylaşırken, unvanı daha yeteri kadar oturmamış bir şeye kendimizi yakıştırmayalım. Yani şampiyonluktan bahsediyor. Şampiyonluk elbette hak ettiğimiz bir şey ama daha uzun haftalar var. Maçlarımızı yapa yapa gideceğiz ve her hafta maç bittikten sonra bir sonraki haftanın heyecanına bürüneceğiz. Önden bir hazırlık yapmamıza gerek yok. Yolumuz uzun, herkesi sabra ve büyük bir aşkla takımı desteklemeye davet ediyorum. Fenerbahçe'nin 10 haftadır oynadığı gibi futbolu sahada oynamak gerekir, diyor Erol Bilecik alt başlıkta. Diyor ki kulüp yöneticilerinin Türkiye Futbol Federasyonu'na ziyareti bizi tabii ki rahatsız etmez. Tabii ki onlar kendi istişarelerini yapabilirler. Bakmamız gereken esas nokta meseleleri nasıl yorumladığımız, nasıl baktığımız. Çarşamba günü de konuşmuştuk. Türkiye'de futbol sahadan çok sahanın dışında oynanmaya çalışılan bir hadiseye dönmüş vaziyette. Tüm şikayetlerimiz altını çizmek istediğimiz nokta bu. Gelin Fenerbahçe'nin bugün oynadığı gibi, 10 haftadır oynadığı gibi ve futbolcuların aşkla görevini yaptığı gibi futbolu sahada oynayalım. Bu gerekir. Bunu oynamak gerekir. Saha dışında oynadığınız zaman yanlış yorumlar oluyor, düzeltmeler yapıyorsunuz. Bunların hiçbiri doğru şeyler değil. İnsanlar hak ettiği zaman ekrana koymuş olduğumuz veriler de daha doğru olur. Hak ettiği zaman ekrana koymuş olduğumuz veriler de daha doğru olur. Lafla peynir gemisi yürümüyor. Futbol saha içinde oynanması gereken bir oyun. Biz bunu bu akşam verilmeyen penaltımıza rağmen memnuniyetle göstermiş olduk ve bundan sonra da göstermeye devam edeceğiz. Fenerbahçe'nin hakkını hiç kimseye yedirmeyiz ve yedirmeyeceğiz de nihayetinde. Yönetim kurulu olarak değerli başkanımız Ali Koç liderliğinde yol haritamız bu şekildedir, diyor. Yani hakkımızı yedirmeyiz, kimsenin de hakkını yemeyiz, diyor. Arkadaşlar asıl olması gereken motto bu değil mi? Hakkımızı yedirmeyiz, kimsenin de hakkını yemeyiz. Olması gereken motto bu. Yani Galatasaray Kulübü'nün de mottosunun olması gereken bu. Beşiktaş'ın da, Trabzonspor'un da. Kimsenin hakkını yemeyin, hakkınızı da yedirmeyin. Jesus Paş hocamız ve bütün bu yolculuğun ana mimarı, ona güvenimiz sonsuz. Uyum içinde çalışmaktan da büyük keyif alıyoruz, diyor. Hani Jesus'un sözleşmesinin uzatıldığı yönde çıkan haberlere ilişkin bir soru soruluyor. Gündemimizde tabii ki böyle bir konu yok. Jesus dünyanın tanımış olduğu ve bizim fevkalade takdir ettiğimiz Sayın Ali Koç'la beraber müthiş bir uyum içinde çalışan çok değerli bir dünya teknik direktörü. Bizim için de büyük bir şans olduğuna inanıyorum. Bugünkü konumuz öncelikle emin adımlarla yola ve yolculuğa devam etmemiz. Bunu gayet iyi yapıyoruz. Henüz daha olmamış herhangi bir noktanın yorumunu yapmanın alemi yok. Emin olun bu hikayenin sonu inşallah bu sene fevkalade güzel olacak. Bunun için uğraşıyoruz. Jesus baş hocamız ve bütün bu yolculuğun ana mimarı. Ona güvenimiz sonsuz. Uyum içinde çalışmaktan da büyük keyif alıyoruz. Zamanı gelince her şey fazlasıyla yoluna girer, diyor Jesus. Şimdi Erol abinin söylediğinde bir enteresanlık var mı? Erol Bilecik'in söylediğinde. Bu arada İsmail Yüksek demişken arkadaşlar, İsmail Yüksek Bursaspor'dan 1 milyon lira civarında bir alacağı var. Bu açıklandı Bursaspor kulübü tarafından ama İsmail Yüksek bunu almak için herhangi bir icraya vermedi. FIFA'ya falan dava açmadı ya da TFF'ye, bilginiz olsun. Yani böyle karakterli bir çocuk. Şimdi Galatasaray demişken benim aklıma büyük bir kerizlik geliyor. Çok büyük bir kerizlik geliyor Galatasaray deyince aklıma. Gerçekten diyorum bak. Şimdi diyeceksiniz ki hocam Galatasaray'a laf mı sokuyorsun? Ya laf sokmama gerek yok. Çok büyük bir kerizlik. Öyle böyle değil. Ardı arkası kesilmez bir kerizlik var Galatasaray'da. Çok büyük bir kerizlik. Açıklayayım mı? Evander. Evander Ferreira. 24 yaşında Brezilyalı, 9 Haziran doğumlu. 7 milyon euro piyasa değeri var. Midtjylland'ın oyuncusu. Rio de Janeiro doğumlu merkez orta saha oyuncusu. Çok büyük bir keriz Galatasaray. Özellikle bu sezon. Bu sezon çok büyük bir kerizlik yaptı. Bu Ferreira, bu şey Evander 2,5 milyon euroya Midtjylland'a gitmiş. 2019 yılında Vasco de Gama'dan. Bu sezon 17 maça çıkıyor. 7 gol 4 asisti var 1384 dakikada. Yani baktığınız zaman Galatasaray'ın ligdeki gol sayısı 10, çocuğun gole katkısı 11. Diyeceksiniz ki o dangalak ligde ben de yaparım. Avrupa Ligi'nde 4 maçta 1 gol 4 asist 358 dakika. Ve o dangalak ligde bu istatistiği yapan Ferreira Avrupa Ligi'nde asist kralı. Yani lig bazında asist kralı arkadaşlar. Avrupa Ligi'nde lig bazında asist kralı. 35-40 yaşında olsaydı muhtemelen Erden Timur Galatasaray'ı alırdı. Taraftarlar da coşardı. Çünkü Galatasaray'ın bu sezonki transferleri ya yaşlı çöp ya yaşlı olmayan çöp.
ama bunu açıklayamadık. Ben mesela bağıra bağıra söyledim. Bağıra bağıra söyledim. Galatasaray'ın canlı yayınına katıldım. Orada da söyledim. İnşallah Icardi'yi Galatasaray alır dedim. Fenerbahçe taraftarı bana tepki gösterdi yayından sonra. Ya sen ne diyorsun dedi. Icardi yıldız futbolcu. İşte hatta bizim birkaç tane ukalamız var. Bak adamlar işte Mertens aldı, Icardi aldı, Seferovic aldı, bilmem Oliveira aldı, Mijutsu aldı, bilmem şunu getirdi, bunu getirdi, sağ beke bilmem Lebadebois falan aldı. Sen işte gittin dangalak dangalak adamlarla oynuyorsun. Ferdi ile şampiyonluk mu gelir? Asıl Ferdi ile şampiyonluk gelir. Crespo ile şampiyonluk mu gelir? İkincilik topçusu ondan 50 tane var. Asıl Crespo ile şampiyonluk gelir. Ses çıkarmayın, kimse duymasın. Yüreğiyle oynamadıktan sonra hiçbir şekilde şampiyonluk gelmez. Hiçbir şekilde gelmez. Sen ilk virajda arabayı uçurumdan aşağı düşürürsen şampiyonluk gelmez. 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 Senin derdin tasan saha dışında uğraşmak olursa gelmez. Gelmez. Fenerbahçe maç kazanıyor. Kesin Emre satmıştır. Fenerbahçe maç kazanıyor. Hakemler kollamıştır. Fenerbahçe maç kazanıyor. Şu olmuştur, bu olmuştur. Ya Fenerbahçe'nin her kazandığının altında bir şey aranıyor ya. Her kazandığının altında bir şey aranıyor ya. Zamanında mesela tweetler atılmıştı. 10. haftada kovulacağın kulübe hoş geldin Jesus Mesut diye. Ya bizim Galatasaraylı Beşiktaşlı tanıdıklarımız var. Ben onlara dedim ki ya etmeyin, eylemeyin. Yani ilk kim şey yapar diye. Bu arada arkadaşlar Fenerbahçe'nin penaltı bekledi. Ömer Ali Şahiner pozisyonu, Bülent Yıldırım penaltı, Lale Orta penaltı, Erman Toroğlu penaltı, Ahmet Çakar penaltı, Deniz Ateş Bitten penaltı, Fırat Aydınus penaltı. Yani tek tek say. Tek say. Ama Fenerbahçe kazandı. Bir de şöyle böyle. Ya maçlar sahada kazanılıyor. Sen rakibinin, yani sen rakibinin her kazandığı maçta kesin rakip satmıştır, kesin şu satmıştır, kesin bu satmıştır dersen buradan şunu çıkartırsın. Demek ki sen maçlarını satın alarak kazanıyorsun. Herkese de aynı çamur atıyorsun. Yani yapmayın etmeyin ya. Fenerbahçe kazandığı anda bu ölçü değil, bu ölçü değil, bu takım değil, bu şöyle değil, bu böyle değil, bu şöyle değil. Ya şu anda ikinci sırada maç eksiği olan Adana Demirspor'a bu takım 4 attı. Bu ligde bu takıma 4 atabilecek takım yok dediğim zaman bu ölçü değil. 4. Medipol Başakşehir'den, Başakşehir'i şeyden liderlikten alıp aşağı çektin. Bu takımın birkaç hafta öncesine kadar mağlubiyeti yoktu. Ben burada bas bas bağırdım. Silivri'de bağırdım. Mettis'te bağırdım. İlk mağlubiyetini bizden alacaklar dedim ama Sivas acele etti. Beşiktaş 5. sırada şu anda. Ama eğer o maçtaki hakem yönetimi doğru düzgün olsaydı biz Beşiktaş orada yenerdik. Konya'ya yenildik. 10. dakika 20. dakika hop kırmızı kart. Rakibe verilmeyen kartlar vesaire vesaire. 8. sırada Kayseri. Adamlara 75'te şut çektirdik. Tir tir titriyor bazı takımlar. Şu anda bazı takımlar tir tir titriyor. Yani arkadaşlar uzun lafın kısası. Fenerbahçeli isimden Galatasaray'a ağır sözler kavgada söylenmez 18 artı sözler. Dediğim gibi birçok Galatasaray diyordur keşke küfür etseydi. Keşke küfür etseydi. Şimdi mesela ben de Fenerbahçe taraftarına bir şey söylemek istiyorum. Arkadaşlar biz bunca zaman biz bu kanalda hep şöyle yaptık mesela yayın yapıyorduk. Ya bu diyorduk falanca kanal aldı başını gitti 50 bin abonesi var bilmem kaç bin abonesi var. Bizim niye 10 bin abonemiz var 7 bin abonemiz var 8 bin var bizim ne eksiğimiz var falan filan diyorduk. Hep ne yapıyorduk? Taş atıyorduk. Hep taş atıyorduk. Hep taş atıyorduk. Hep işte laf sokma çabası şu bu falan filan. Sonra dedik ki ulan biz niye kendimize bakmıyoruz? Biz kendimize bakalım. Arkadaşlar ne istiyorsunuz? Üyelik sistemi istiyoruz. Üyelere özel ayrıcalıklar istiyoruz. Tamam. Üyelik sistemini getirdik. Ne istiyorsunuz? Hocam stüdyo ortamı gibi bir ortam yap. Mesela arka duvar kağıdı bu. Bizim benim evimin duvar kağıdı arkadaşlar. Karşıda bir tablo var. Burada Fenerbahçe biblosu falan filan var. Burada kitaplığım falan var. Yani odanın içerisinde hep bak dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Benim her videoda üstümde Feneryum ürünleri vardır. Her videoda. Ama geçtiğimiz sezon formaları vardır ama bu sezon forması vardır. Yani ben her videoda Feneryum ürünleri. Yani amacımız Fenerbahçe'ye katkım. Stüdyo ortamı mikrofonu tazeledik. Bakın şöyle bir mikrofonum var ha. Yani öyle paraya kıyıyoruz. İki tane sponsorumuz var. 26.700'e çıktık. Daha da çıkarız. Ben eminim daha da çıkarız. Çünkü kulüp gidiyor.
5 yıldızlı logo hem arkamda hem üst köşede, özellikle orada. Hiç sormuyorsunuz ya, niye hocam? O da mı sponsor diyor? O bizim aşkımız. Orada dursun. Cumhuriyet'in 100. yılında şampiyonluk en çok Fenerbahçe'ye yakışır. Ya biz bundan bahsediyoruz. Ben eskiden her maç bitiminde şey yapardım. Mesela Galatasaray maçı. Hakikaten ben de aynısını yapardım. Galatasaray maçı kazanır. Kesin hakemdir. Kesin rakip yatmıştır. Attığı golü inceleyip sık dokurdum. Offside var mı? El var mı? Şu var mı? Bu var mı? Kendi kendime tatmin ederdim. Geçtiğimiz sezonlarda Fenerbahçe mükemmel bir şekilde gidiyor. 9. hafta. Genellikle operasyon haftası 9. haftadır ha. Yani 9. maç ya da 10. maçtır. Fenerbahçe'nin operasyon haftasını geçtik. Şükür. Bir 13. 14. maça kadar bir operasyon çekilmez. Son dönemlerde ne yapıyorlardı? Fenerbahçe Trabzon'la kavgalı. Ulan Trabzon maçında operasyon çekelim. Çok da güzel çekiyorlardı. Sonra Fenerbahçe taraftarı çıldırınca adı çıldırdı oluyordu. Sonra Fenerbahçe ne yapıyordu? Gidiyordu megafonlar şundan. Ya komik durumlara düşüyorduk. Gerçekten komik durumlara düşüyorduk. Hani haklıyken komik duruma düşüyorduk. Hocam bunun çözümü nedir? Yok çözümü. Açık söyleyeyim. Geçen sezondan bu yana herkesin bana söylediği şey şu. Ya hocam diyordu Fenerbahçe şu şey istemiyor. Biz bunun intikamını şurada alırız. Burada hani yani neyi kastettiklerini anlayın diye söylüyorum. Ben girmiyorum konuya ama sonuç. Biz de hep şunu söyledik. Ya bu takıma bir forvet lazım. Şöyle. Geçen sezon hatırlayın ya. İsmail Kartal'a devam edilsin bir forvet yeter diyordu taraftar. Yeter miymiş? Bir forvet yeter miymiş? Ekstra Ferdi Kadıoğlu coşkusu. Ekstra Crespo coşkusu. İsmail Yüksek şapkadan çıktı. Arao kimsenin beğenmediği Arao. Gustavo Henrique lan. Gustavo Henrique. Milletin çöplediği futbolcu istatistik rekoru kırmaya başladı. Havadan bir tane top vermemeye başladı. Ya bu adamın bir bildiği vardır diyorduk. Atilla Salahi. Yorgun kahraman. Her maçtan oynar bir adam ya. Ya keşke gruptan çıkmayı garantileseydik de Larnaka maçları olsaydı. Salahi yerine başkası oynasaydı. Sol stoper diyorsun. Perez sakatlanıyor. Keşke Perez bir an önce iyileşmiş olsa da Salahi bir maçtığında da olsa dinlense diyoruz. 3 tane lig maçımız var sanırım. Artık kafam o kadar gitti ki 3 tane lig maçımız var, 2 tane Avrupa maçımız var. 5 maç sonra Dünya Kupası arası. Yani Dünya Kupası arası. Bir daha bakayım da ya rezil olmayın. Sonra demesin lan ne biçim Fenerbahçe YouTube kanalısın. Daha Fener'in maçlarından haberin yok. Ren maçı 1 Perşembe 19.45. İstanbulspor maçı pazar 20. Dinamo Kiev maçı gelecek hafta Perşembe saat 23'te başlıyor maç. Bilginiz olsun. 7 Kasım'da Fenerbahçe Sivasspor maçı. 12 Kasım Fenerbahçe Giresun maçı. Evet yanlış bilmiyorum. 3 tane lig, 2 tane Avrupa maçı. 5 maç sonra 25 Aralık'a kadar maç yok. 25 Aralık. Bence çok salakça. Bence çok uzun bir süreç. 25 Aralık ne? Allah aşkına 25 Aralık'a kadar oynanmaması niye? Yani 12 Kasım'da maçta yaklaşık 1,5 ay maç yok. Çok salakça. Ya Dünya Kupası'na kimin kaç futbolcusu gidiyor, oyuncusu gidiyor. İşte Fenerbahçe'nin 7 tane oyuncusu gidiyor. Misal bir yani o kadar değil de. Ya Süper Lig'de ben eminim Dünya Kupası'na fazla futbolcu gitmeyecektir. O takımların onayı alınıp devam edilse daha mantıklı olmaz mıydı? Çünkü Aralık ayı başlayacak. 25 Aralık, 28 Aralık. Sıkış 4 Ocak. Hani 8 Ocak bak orada 8 Ocak, 15 Ocak. Yani 4 maç sıkış oynanacak. Her takım orada haftada 2 maça çıkacak. Aslında oraya silkelenme haftası. Orada işte sakatlıklar çıkabilir, orada sıkıntı çıkabilir. Fenerbahçe'nin avantajı ne olacak? Trabzon maçıyla açılışı yapacak. Hatay, Antalya, Galatasaray maçı. Antalya deplasmanı, Ocak'ta Antalya deplasmanına gitmek. En azından o iklimde. İşte Trabzon deplasmanına 25 Aralık'ta gitmek. O iklimde. Sonrasında Hatay'la evinde yapmak, Galatasaray'la evinde yapmak. 15 Ocak'ta Gaziantep'e gitmek. Geçen sene Gaziantep'e yağan kar inşallah bu sene de yağmaz. Çünkü Gaziantep normalde ılıman bir iklimde geçirebiliyordu kışları ama geçen sene enteresandı. Sonra Ümraniye maçı, Kasımpaşa maçı, Adana Demir maçı yani Şubat'ın şeyinde. Yani bir tek Gaziantep sıkıntı gibi Adana deplasmanı, Antalya deplasmanı, Trabzon deplasmanı iklim açısından söylüyorum. Sonrasında Konya ile evinde Kayseri deplasmanı, Alanya deplasmanı bak 26 Şubat'ta. Yani hep sıcak iklim deplasmanları. Sonra Beşiktaş'ta evinde Karagümrük zaten Mart ayı olmuş oluyor. Yani Şubat'ta Alanya, Şubat'ta Kayseri ama 12 Şubat'ta Kayseri'nin o kadar soğuğu kalmaz, o kar iklimi kalmaz.
Adana deplasmanı var arada. Gaziantep, Antalya deplasmanı, Trabzon deplasmanı. Ben şunu söyleyeyim. Bu iklimlerden çok güzel bir şekilde çıkarsa Fenerbahçe Beşiktaş maçına, ikinci devredeki Beşiktaş maçını kazandığı anda işte o zaman şampiyonluk şarkıları vesaire söyleyebilirsin. Niye? Niye? Bak, ligdeki Ümraniye maçına kadar zaten 17 maça 18 maça çıkmış oluyorsun Gaziantep maçıyla birlikte. Ümraniye 19, Kasımpaşa 20, Adana Demir 21, Konya 22, Kayseri 23, Alanya 24, Beşiktaş 25. 25. haftadan önce şu şampiyon diyen arkadaşların hepsi haksızlık yapar. Bence 20'den aşağı söylenmez. Ama 25. hafta Fenerbahçe'nin için tamam, bu iş bitti artık şampiyonuz diyebileceği hafta. Fakat oraya kadar çok viraj var. Virajları sakince atlamak lazım. Video biraz uzun oldu ama size bırakıyorum takdiri. İnşallah bir beğeniyle çok görmezsiniz. Dediğim gibi biz yıllarca kendimizde, yani başkalarında suçu aradık. Hiçbir adım atamadık. İleriye gidemedik. Kanalı büyütemedik. Biz suçu kendimizde aradık. Çeşitli etkileşimler, değişimler, şunlar bunlar yaptık. Bir şekilde büyümeye başladık. Yani Fenerbahçe'de suçu kendinde aradı. İyi kadro, alternatifli kadro. Bakın birçoğunuza göre ya bu kadar forvete ne gerek vardı? Ya King, Pedro, Batshuayi, Valencia var, Serdar Dursun da var. Bu kadar forvete ne gerek vardı? Tek forvetli sistemde, değil mi? Mantık olarak. Haksız mıyım? Mantık olarak ne gerek var? Hocam zorlasan Rossi oynar. Lincoln'un sol bek oynatılması mesela. Ulan bu kadar sol bek var. Alioski oynar, Ferdi oynar, Salah oynar, Perez oynar. Lan Lincoln'u niye sola eviriyoruz dediniz? Adamın bir bildiği vardı işte bak. Bak. Adam Alioski'yi yedeğe çekti. İsyan ediyor musunuz? İşte futbolcu da isyan etmiyor. Kendini hazır tutuyor. Bende laf çok ama dakikanızı çok çalmayayım diye. 26.700 özel 26. dakikada bitiriyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar.